Ramazan'da açlık ve susuzluk kadar uykusuzluktan da şikayet edenlerin sayısı artıyor. Ramazan boyunca uyku bozukluklarından kurtulmak istiyorsanız haberimizi dikkatle izleyin. Ramazan'da uykuyla aranız nasıl? Hiç iyi değil. Uyku bizi mahvediyor. Uyku ne oldu uyku? Uyku tabii düzensiz oldu. 2 saat uyuyorum, kalkıyorum. Yani. Ben sahara hiç uyuyamıyorum. Kalkıyorum yemeğe. Kalkıyorum, daha da yatmıyorum. Günde 3-4 saat anca uyuyoruz. 11 ayın sultanı neredeyse yarıya geldi. Sıcaklar tabii ki oruç tutanları zorluyor. Ama en büyük sıkıntı uykusuzluk. Günler çabuk geçiyor. Açlığa ve susuzluğa alıştık. Ama uykusuzluğa alışamadık. Ya beni çok etkiliyor. Yani günlük uykumu alamadığım zaman etkileniyorum. Ertesi gün bütçe açık verdi diyorum. Uyku öyle bir şey ki bedenden geri istiyor. Yani eksiğini tamamlayacak yani. Gündüz o açığı kapatmak zorundasınız. Uyku eksik kalınca gün içinde esneyip duruyoruz. Uykusuzluk konsantrasyon bozukluğu yapabilir. Bedensel yorgunluk yapabilir. İş performansımızda düşme yapabilir. Onun için de iftarda az ve hafif yemek, uyku kaçıran içeceklerden, kola, çay ve kahveden uzak durmak gerekiyor. Sahurdan sonra bir de o çaydan sonra ben tekrar uyuyamıyorum yani. Bir müddette böyle uyku savaşı veriyorum uyku gelsin diye. Çalışanlar için zordur tabii de ben evde olduğum için sıkıntı yaşamıyorum. İftarımızı ediyoruz 9-9.30. Sofradan kalkmamız, yatsı namazı 11, yatmamız 12-1. Davulcu geliyor 2'de. Yani kaldırıyor. Evet, o kaldırıyor. 3'te 4'te yatıyoruz yani namazı bekleyip 4'te falan yatıyoruz. 8.30-9'da da dükkanda oluyoruz. Kendi işim ben yani sabah öğlene kadar da uyuyabiliyorum. Ondan sonra gidebiliyorum yani. Sahurdan sonra 2 saat uyuyorum ancak. 7.30'da işe gidiyoruz. Nöroloji uzmanı Doktor Celal Şalçini'ye göre uyku saatleri öne alınmalı. 12-1 arasında uyuyorsa bunu bir saat erkene çekmekte fayda var. Sahurdan önce mümkünse uyumanızı öneriyoruz. Bu da en az 1,5 saatlik uyku. İyi bir uyku için içtiğimiz suya da dikkat etmemiz şart. Bu su ihtiyacımızı iftar ve sahur olarak bölmememiz lazım. Genelde iftardan sonra uyuyana kadar az az miktarda fakat yeterli miktarda su almamız lazım. Suyu ne zaman keseceğiz? Uykuya yaklaştığımız zaman su miktarını azaltacağız ki yani idrar sorunu yaşamayalım. Bilhassa sahurda çok yüksek miktarda su aldığımız zaman devamında uyandırabiliyor, uyku bölünüyor. Ne kadar işte. Allah kabul etsin. Ben de görmesin.